İnsanlık, baskı ve tahakküm altında zor günler yaşamaktadır. Hemen her gün farklı coğrafyalarda büyük acılar yaşanmakta, gözyaşları akmaktadır. Gücü, hak sebebi sayan egemenlerin kurduğu küresel sistem, insanlığa ıstıraptan başka bir şey getirmedi. İnsanların can, nesil, mülkiyet, akıl ve inanç gibi temel insan hakları ihlal edildi. İnsanlık, kendisini bu baskı ve tahakküm düzeninden kurtaracak, hürriyet, insan hakları, gerçek demokrasi ve adil bir düzene dayanan yeni bir dünya düzeni için atılacak adımların hasreti içerisinde. Baskı ve tahakküm değil, insan hakları. İnsan, kainatın en şerefli varlığıdır. Ve insanlar eşit haklara sahiptirler. Eşit doğarlar ve doğuştan aynı haklara sahiptirler. Buna rağmen günümüz çarpık sisteminde yaratılıştan gelen bu eşitlik bozulmuştur. Hakların, fırsatların ve kaynakların paylaşımında eşitlik yoktur. Çarpık sistemin elitleri kendilerini üstün görmekte, sistemi ezen, ezilen ilişkisi üzerinden tanımlamakta ve bir rant savaşı vermektedir. Bütün insanlar eşittir ama bizler daha eşitiz diyerek tekebbürün her çeşidini kendilerine meşru saydılar. Üstünlük değil, eşitlik. Günümüzde kapitalizm ve sosyalizm kavramlarıyla insanlar sömürülmektedir. Küresel sistem tarafından ülkelerin her türlü zenginlikleri, insanlarının emekleri, üretim kabiliyetleri kullanılmaktadır. Günümüzde her gece 1 milyardan fazla insan yatağa aç girmektedir. İnsanlar kendi topraklarına yabancılaşmakta, ezilmeye mahkum bırakılmaktadır. İnsanlık onurunu zedeleyen kıtlık değil, adil bir paylaşım ve işbirliğinin yapılamayışıdır. Adil düzen, dünya refahının bir avuç azgın azınlığın tekelinde toplanmasını engellemektedir. İşbirliği ve el birliğiyle bir barış düzeninin kurulmasının olanakları geliştirilmelidir. Sömürü değil, işbirliği. İnsanlık hızla felakete sürüklenmektedir. İç karışıklıklar, terör hadiseleri ve savaşlar her geçen gün artmaktadır. İnsanlık tarihinin en kanlı yüzyılı geçtiğimiz asırda yaşanmasına rağmen hiç ders alınmamışçasına gücün sarhoşluğuna kapılanlar dünyanın jandarmalığına soyundular. Vahşet körüklenmiş, ölümler istatistiklerin, sayıların eşliğinde itibarsızlaştırılmıştır. Geleceğe insanca ulaşabilmek için savaş değil, barış. İnsanlık tarihi teknik anlamda büyük ilerlemeler kaydetmiş olmasına rağmen gerçek sorunlarını aşamamış, gerçek gündemine gelememiştir. Çoğu zaman sorunların çözümü adına yapılan yanlı ve yanlış hamleler sorunların, çatışmanın artmasına sebep olmuştur. Güçlü olanın ayakta kaldığı, büyük balığın küçük balığı yuttuğu ve insanın insana karşı kurt kesildiği zulüm düzeni sürekli yeni çatışma zeminleri üretti. Halbuki insanlığın asıl ihtiyaç duyduğu sevgi, saygı ve şefkate dayalı birlikte yaşama ve anlaşabilme becerisidir. Karşıtlıkla vakit ve enerji kaybetmek yerine konuşarak, anlaşarak yeni bir anlayış getirmenin imkanı kullanılabilmelidir. Çatışma değil, diyalog. Bugün maalesef evrensel ilkelere dayalı adalet, emek, insan hakları gibi insanlığın ortak değerleri küresel elitler tarafından tekelleştirilmiş bulunmaktadır. Mevcut dünya düzeninde hukukun üstünlüğü değil, güçlülerin hukuku işlemektedir. Kurulan mahkemeler, ekonomik birlikler, küresel paktlar ve çıkar birliktelikleri yalnızca güçlülere hizmet etmektedir. Aynı şartlarda adaleti gereken sebepler zorbalıkla çifte standarda dönüşmektedir. Yeni bir dünyada barışın sembolü adalet olacaktır. Çifte standart değil, adalet.